yurt dışını sevemedim ben. Gittim geldim, gittim geldim, 70 ülke neredeyse. O iki grup. Modern Folk üçlüsü Mazhar Fuat Özkan. Neden iki grup? Vokal müzik. Tabii. Ha 40'lı 50'li yıllarda çok güzel gruplar vardı ama ne kayıt sistemleri bu kadar gelişmişti, doğru, ne televizyon sistemi bilmem ne yoktu yani. Medeniyet yoktu Türkiye'de. Amerika'da vardı. Avrupa'da vardı. Müzik sektörü. Benim şimdi Fuat Güner eksik olmasın değerli dostum abim. Eşiyle, hanımefendiyle bizim bu tımarhaneye geldiler. Burada dergahımız bizim burası. Efendim burada siftiniyoruz işte 15 saat yani nasıl oluyor bu işler diyorlar ya 15 saat işte çalışıyor artık 50 mayaklı şeyler var ellerinde. Meslek hastalıkları, kemikler, artroz, artritler falan. Var abi çünkü bizde meslek hastalıkları, bana da oldu. Yok. İlaç alarak geçmeye çalıştık işte. Geçmiyor ilaçla falan. 5000 üstü konser, resital bunların birçoğu büyük orkestra. Artık benim yani bizim canımızdaki adamlar dışarıda dinleniyor artık. 150 yıllık bağlama duru, masum bir şeydi. Benim hocam da Şemsi Yastıman'dı. O hediye etmişti. Benim çok hocalarım oldu. Şimdi hocam beni geçelim. Bilen biliyor. Nereden nereye geldi bu müzik piyasası? 68 kuşağı olarak sen bunu gördün, senden sonra da biz gördük ya. Biz de eskidik abi. 60'ları gördük, 70'leri gördük. Biz devinasyon geçirdik. Tabii şimdi şuradan geçiyor. Geçenlerde biz İpek'ten bir inceleme yaptık bir iş için ve 90'dan sonra müziğin öldüğünü tespit ettik. En son 90'a kadar çok dünyada da, dünya çapında da çok kaliteli müzikler yapılmış. Gerçekten güzel besteler yapılmış. Güzel improvizasyonlar yapılmış. Sonradan iş tamamen ticarete döndü ve tamamen disco tipi ritmi üstüne çeşitlemeler. Sözleri geç zaten, sözleri de artık kimse fazla önemsemiyor. Bir nakarat bul, bir laf bul, bir hatta mümkün olduğu kadar böyle abuk sabuk bir laf bul da milletin ağzına tak falan. İş oraya geldi. Teknolojinin bu kadar çok ulaşılabilir olması herkesin eline, artık stüdyolarda kalmadı. Herkes evindeki stüdyolarda her şeyi yapar hale geldi. Bilgisayarlar herkesin hizmetine girince herkes müzisyen olmaya başladı. Ve biliyorsun cahil cesareti diye de bir şey vardır. Of of of. Hem de nasıl. Dolayısıyla herkes kendini olandan büyük zannetmeye başladı. Evet. Hiçbir şey bilmeyip derhal ertesi gün bir şey yapıp meşhur olmak isteyenler türedi. Bana binlerce insandan binlerce şey geldi. Beste geldi, söz geldi. Ben de saf saf ulan bir tane güzel bir şey çıkar mı içinde diye dinliyorum. Ya 100 taneden 99'u kötü yani. Hani bir tane bile zor çıkıyor. Çünkü o meşhur oldu. Ben niye olmayayım var. Yani ona nesi var ki de meşhur oldu. Ben de çalıyorum işte filan diyor. Ben de onlara diyorum ki tamam da ilk 10 senesi bunun zordur. Sonrası kolaydır da. Yani o kadar da dedim heveslenmeyin arkadaşlar. Yani bu kadar ucuz ve bu kadar basit bir şey değil bu. Yani, hele sizin zannettiğiniz o beste. Yani bir de tabii şu kargaşa da var. Melodi yapan kendini beste yaptım zannediyor. Armonisiz bir beste olmaz halbuki. Melodi ve armoni beraber olacak ki bir eser olsun, bir beste olsun. Öbürsü melodi. Onu evinde, mutfağında şarkı söyleyen herkes de yapabilir. Ne olacak? Bir 20 tane salla bunu. Değil mi? Bağla falan filan. Fadiye zaldık, evet, majörleşti, icaza geçti. Evet. Yani melodi yapmak o kadar zor bir şey değil. Birazcık yeteneği olan bir insan yapabilir ama beste yapmak demek o kadar kolay bir şey değil. Hele bunun üstüne bir de anlamlı söz yazmaya gelince iş, herkes Yunus Emre değil, herkes Aşık Veysel değil, herkes Karacaoğlan değil, herkes Mevlana değil. Yani dolayısıyla söz yazmak da o kadar da... Yani kolay, ben ne olacak yazarım işte. Duyuyoruz gecede 10 tane beste yapıyormuş. Ben gecede 10 tane beste yapan adama hayretle bakıyorum abi. Var. Çok da iyi para kazanıyorlar yani. 10 tane ya beste gecede. Şimdi, o besteleri. Büyük besteciler var. Büyük besteciler. Ama tamam. Abi şimdi Neşet Baba'yı gönderdik ya, bu dünyada evet. İşi bitti. Nur olsun yaptığı mekan. Bu adamı dedim, şimdi yazıyoruz buradan ya ben Facebook'ta
Alef Salef'im. Oradan çok güzel, faydalı bilgiler de alıyorum. Çok daha faydalı oluyor. Öğretmenliğim devam ediyor yani. Zaten Türkiye'de daimi öğretmen kartı bende, Milli Eğitim Bakanlığı. Böyle ilkler var bende. Fare avukatlık gibi falan. Cübbe var orada. İlk cübbe. Ya bir gitar nerelere götürdü beni? Bir gitar. Gitardan bahsediyoruz. Şu anam dedi ki bana, lan dedi, bunu yapacağına dedi, daha güzel bir meslek yapsam da işte çok para kazansın. E ben gitarla kazandım zaten. Benim yorganımız yoktu evlendiğimizde. Şimdi her şeyimiz var. Mal bandımızı söylemeyeyim de. Yani bir müzisyen ne kadar kazanır o kadar kazandık. Şükürler olsun. Şimdi 54 yaşındayım. Kafamı kaşıyacak vaktim yok. Konserler, röportaj. Yani yer mekan önemli değil. Şimdi nereden nereye geldik? Üretim dedik ya. İnsan bir işi severek yaparsa, benim öğrencilerime en çok söylediğim şey bu. Ülke önemli değil. Bugün Hindistan bizden geri kalmış bir ülke. Pakistan öyle. Herkese. Çok güzel sanatçıları var. Dünya çapında kompozitörleri var.